Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kızarmış patates salatası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak patateslerin kabuklarını soyalım. Ben 4 tane orta boy patates kullanacağım. Siz kendi kişi sayınıza göre veya patateslerinizin boyutuna göre bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayalım. Biliyorsunuz ki patatesler çok çabuk kararabiliyor. Eğer patatesleri doğradıktan sonra hemen kızartamayacaksanız soğuk suda bekleterek kararmalarını engelleyebilirsiniz. Küp küp doğradığımız patatesleri kızdırdığımız sıvı yağda güzelce kızartalım. Ara ara karıştırarak kızartmaya devam edelim. Altın sarısı rengini aldıktan sonra patatesleri kağıt havlu serdiğimiz bir tabağa alalım. Kalan patatesler de kızarırken diğer taraftan salatanın malzemelerini hazırlayabiliriz. Bunun için öncelikle bir adet kırmızı soğanı piyazlık olacak şekilde doğrayalım. Evde kırmızı soğan yoksa normal soğan da kullanabilirsiniz. Ardından soğanları elimizle şöyle bir karıştıralım. Soğanlarımız hazır. Şimdi içini temizlediğimiz bir adet kırmızı biberi küçük küçük doğrayalım. Kırmızı biberleri de bir kaba aldıktan sonra çeyrek demet dereotunu ince ince kıyalım. Ardından çeyrek demet maydanozu da ince ince kıyarak tabağa alalım. Genişçe bir kaseye doğradığımız biber, maydanoz, dereotu ve soğanı alalım. Üzerlerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı kuru nane, yarım limonun suyu, 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekleyerek güzelce karıştıralım. Tüm malzemeyi güzelce karıştıktan sonra kızarttığımız patatesleri de ilave ederek son kez karıştıralım. Bu tarifte kullandığınız tüm salata malzemelerini kendi damak zevkinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Dilerseniz farklı baharatlarla daha da lezzetlendirebilirsiniz. Güzelce karıştırdığımız kızarmış patates salatası hazır. Uygun bir servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Dilerseniz servis etmeden önce salatanızın daha da parlak görünmesi için üzerine biraz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. İştah açıcı, rengarenk görüntüsüyle sofralarınıza şıklık katacak bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapılışı gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay. Özellikle et yemeklerinin Arnavut ciğerinin yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım tarifi beğenirsiniz ve sizler de denersiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.